Merhabalar, bu videoda Kuş Krallığından günümüze kalan Nubya ya da Nubya piramitleri olarak da bilinen piramitlerden ve bu piramitlerin başına gelenlerden bahsetmek istiyorum. Bu piramitler Siyah Firavunların Krallığı olarak da bilinen Kuş Krallığı'nın hükümdarları için yapılmışlar. Kuş Krallığı zamanında günümüz Sudan toprakları içinde kurulmuş ve gelişmiş bir krallık. M.Ö. 1700 civarında Nubya dediğimiz bölge Mısır'ın hakimiyeti altına giriyor ve yaklaşık M.Ö. 1200'e kadar, yani yaklaşık 500 yıl boyunca Mısır tarafından kontrol ediliyor. Mısır, takdir edersiniz, birçok hakim bir güç, çok baskın bir kültür ve Sudan'da, yani Nubya'da Mısır'a coğrafi olarak çok yakın bir bölge. İşte siz baskın bir güce, baskın bir kültüre bu kadar yakın olursanız bu baskın kültür sizi böyle sarıyor, dönüştürüyor. Bu Nubya'da da böyle olmuş. Yani 500 yıl boyunca Mısırlılar tarafından yönetilen bölge halkı Mısır'ın havasından, suyundan, kültüründen, her şeyinden etkilenmişler ve bir dönüşüm yaşamışlar ki bu video boyunca aslında bunun örneklerini de göreceğiz. İşte bu dönüşüm M.Ö. 1200 civarına kadar sürmüş. M.Ö. 1200 civarında ne olmuş derseniz, M.Ö. 1200 ve sonrası deniz kavimleri göçünün yaşandığı dönem. Deniz kavimleri göçü, aslında bakarsanız bugün bile tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bir göç hareketi. Geçtuş çağının çöküşünü ve dolayısıyla Geçtuş çağı uygarlıklarının da çöküşünü beraberinde getiriyor bu göç hareketi. Yani bu dönemde Yunanistan, Anadolu, Mezopotamya ve Mısır'daki medeniyetleri yıkan ve dönüştüren bir göç dalgası yaşanıyor. Nereden ve nasıl geldiğini bilmediğimiz ki genel kabul bunların kuzeyden geldiği yönündedir. Ama farklı teoriler de var. Ama dediğim gibi genel kabul kuzeyden geldiği yönündedir. Kuzeyden gelen bu topluluklar, bu kavimler, bu biraz önce saydığım bölgelerde, yani Anadolu'da, Yunanistan'da, Mezopotamya'da, Mısır'da bir yıkıma neden oluyorlar. Adeta buradaki medeniyetleri çökertiyorlar. Bu olaylardan sonra Nubya'da Mısır'a bağlı kalmıyor. Çünkü Mısır artık o göç dalgasından sonra kendisini bile ayakta tutamayacak bir hale geliyor ki Mısırlılar bunu çok sık anlatırlar. Çok aslında bir felaket yaşanmış, bir çöküş yaşanmış Mısır açısından ki burada mesela bu hiyeroglifte de bunu görüyoruz. Yani çok korkunç bir olay Mısır için. Tabii bu diğer bölgeler için de böyle ama Mısır'da çok sağlam kaynaklar olduğu için daha net bir şekilde biliyoruz. Bu çöküşten sonra Mısır'da bağımsız krallıklar, topluluklar oluşmaya başlıyor Mısır'ın hakim olduğu bölgelerde. İşte bu bağımsızlığını sağlayan bölgelerden birisi de Nubya ve M.Ö. 170 civarında Kuş Krallığı günümüzdeki Sudan toprakları içinde kuruluyor ve gelişiyor. İşte bu video boyunca göreceğimiz bu piramitler de bu krallığın yöneticilerine ait. 255 tane piramit var ve bu 255 piramit 5 bölgeye yayılmış durumda. Ama bu 5 bölgeden 2 tanesi çok önemli. Bu bölgeler Napata ve Meroe, ki bunlar aynı zamanda başkentlik yapmış da bölgeler. Yani genel olarak baktığımız zaman bu 255 piramidin bu iki bölgede yoğunlaştığını görüyoruz. Kuş Krallığından günümüze kalan ilk piramit M.Ö. 720 yılına tarihleniyor. Son yapılanlar ise M.Ö. 350 civarına tarihleniyor ki M.Ö. 350 yılından sonra zaten krallık diye bir şey kalmıyor, çok yaşamıyor. Kuş Krallığı tarihe karışıyor. Zaten baktığımız zaman çok net bir şekilde görülüyor. Mısır piramitlerinin ve özellikle de Mısır tapınaklarının minyatür halleri bu piramitler. Gömü işi de bu piramitlerde Mısır piramitlerine göre biraz daha farklı. Mısır piramitlerinde gömü genellikle piramidin altındaki odaya yapılır. Yani Mısır piramitlerinde piramitlerin içinde tüneller vardır. Yani bazıları hani içinde onlarca oda olduğunu düşünüyor ama genellikle 3 ya da 5 oda vardır. Bazılarında 1 oda vardır mesela erken örneklerde. Ve genellikle de gömüler piramidin altındaki mezar odasına yapılır. Mesela Keops piramidinde böyle bir oda var ama tam bitirilmemiş. Sanki böyle piramidin kalbine doğru bir mezar odası yapılmaya çalışılmış ama mesela orada da bir gömü yapıldığına dair herhangi bir işaret yok. O çok büyük bir gizem mesela. Ama Keops piramidi özel bir örnek. Yani onu bir kenara koyarsak Mısır piramitlerinde genel olarak gömü piramidin altındaki odaya yapılıyor. Bu Nubya piramitlerinde de aslında benzer bir sistem var. Yani burada da piramidin altındaki odaya gömü yapılıyor. Aradaki fark şu, büyük bir fark bence. Mısır piramitlerinde gömü yapılan odaya piramidin içinden girilirken Meroe piramitlerinde, Nubya piramitlerinde bu odalara piramidin dışından giriliyor.
Planlar üzerinden gidersek aslında dediğim daha net bir şekilde anlaşılabilir bence. Bakın burada Keops piramidini görüyoruz. Onun dediğim gibi içinde odaları var. Odalardan birine gömü yapılmış ya da oda hala gizli de olabilir. O bir sır, o tam bilinmiyor. Ama bakın en altta bir tane mezar odası var. Genellikle dediğim gibi Mısır piramitlerinde bu mezar odaları varken bakın şimdi hemen bir tane Nubya piramidi örneği gelsin. Bu piramit planında da Mısır'dakinin benzer şekilde mezar odası piramidin altında ama girişi dediğim gibi dışarıdan sağlanıyor ki planda çok net bir şekilde görülüyor. Şimdi bunu bir de fotoğraf üstünde görelim. Bakın burada da çok net bir şekilde piramide giden o merdivenli yol görülüyor. Yani onun kazıları yapılırken çekilmiş bir fotoğraf ve derdimi burada da daha net bir şekilde açıklamama yardımcı oluyor açıkçası bu fotoğraf. Bu fotoğrafta da mezar odalarından birisinin içini görüyoruz. Mısır etkisini bakın çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Yani dedim yani 500 yıl boyunca Mısır gibi bir üst kültür tarafından yönetilirsiniz. Havasından, suyundan, her şeyinden etkilenirsiniz ki bu fotoğrafta aslında onun kanıtı. Burada da bir başka mezar odasının içini görüyoruz. Bunu koymamın sebebi de şu bakın hemen görevlinin arkasına bakarsak o mezar odalarına giren merdivenli yolu burada daha net bir şekilde görebiliyoruz. Yani dediğim gibi bu mezar odalarına dışarıdan giriş yapılıyor. Nubya piramitlerindeki mezar odalarında en çok hoşuma giden şeylerden birisi bakın şu tepede gördüğümüz yıldızlarla süslü, yıldızlarla dolu tavan süslemeleri gerçekten çok hoşuma gidiyor. Çok hoş bir detay. Bu mezar odalarında bir de şu dikkatinizi çekebilir. Yani bu fotoğraflarda o tam gözükmüyor ama genellikle bu mezar odalarında yani Nubya piramitlerindeki Mısır piramitlerinde de aynı şey var aslında. Mezar odasının ortasında bir lahit yer alıyor. O lahitin içinde de artık kral öldüyse kral, kraliçe öldüyse kraliçe mumyalanarak konuyor. Bakın burada onun bir örneğini görüyoruz. Bir canlandırması var aslında. Merkezde granitten bir lahit var. Duvarlarda hiyeroglifleri görüyoruz. Tavanda ise benim çok hoşuma giden o mavi gökyüzü ve yıldızlar var. Belki de o yıldızlar daha önce göğe çıkan yani göğe çıkandan kastım ölen, tanrılaştırılan kral ve kraliçeleri temsil ediyordur. Yani orada bu gömülen kişiden önce kaç kral kraliçe varsa onlar için birer yıldız vardır. Ama bu şimdi aklıma gelen bir şey açıkça söylemek gerekirse yani şimdi uydurdum bunu. Mantıklı bir tarafı var mı yok mu bilmiyorum ama araştıracağım. Onu da videonun sonuna editlemeye çalışırım. Piramitler gördüğümüz gibi ve aslına bakarsanız yani o yaştaki pek çok esere göre sağlam durumdalar. Bunun temel nedeni de Afrika'nın görece ulaşması zor bir noktasında yer almaları yani çölün göbeğinde yer almaları, unutulmuş olmaları. İşte bu yüzden binlerce yıl boyunca aslında bu piramitlere kimse dönüp bakmamış. Ne zamana kadar? Napolyon'un Mısır seferine kadar. 1798 yılında Napolyon'un Mısır seferi başlıyor ve bu sefer sonrasında Avrupa Mısır uygarlığıyla, Mısır uygarlığı da Avrupa ile tanışıyor. Napolyon ordusuyla birlikte yanında çok sayıda bilim insanı götürüyor. Yani bu bilim insanları içinde jeologlar, biyologlar, arkeologlar, zoologlar var ve bunlar ele geçirilen bölgelerde araştırmalar yapıyorlar. Bir yıl sonra yani seferin başlamasından bir yıl sonra 1799 yılında bulunan çift dilli Rosetta taşı ile Fransız bilim adamları hiyeroglifleri çözüyorlar ve Mısır'a olan ilgi büyüyor. Burada 1821 yılında Fransız araştırmacılar tarafından yapılan çizimleri görüyoruz ki piramitlerin bir kısmında çökmeler olsa da genel olarak sağlamlar. İşte tüm bunlar olurken 1820'lerde meşhur Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İsmail Paşa ordusu ile Sudan'ın kontrolünü ele geçiriyor. Yani piramitlerin bulunduğu bölge Mehmet Ali Paşa'nın oğlu tarafından ele geçiriliyor. Bu arada belirtmeden edemeyeceğim galiba bu Mısır'ın kaderi yani Büyük İskender'den sonra Mısır yüzyıllar boyunca Makedonyalı bir hanedan olan Ptolemaioslar tarafından yönetildi. Yani Mısır'ı Yunanca konuşan bir Makedon hanedan yönetti. Gene benzer şekilde baktığımızda Makedonya ve Kavala birbirine çok yakınlar ve Mısır gene Kavalalı hanedanı tarafından yönetiliyor. Yani Balkanlar tarafından yönetilmek galiba Mısır'ın kaderleri arasında yer almış ki uzunca bir dönem zaten Kavalalı hanedanı tıpkı Büyük İskender'in ardıldıkları gibi Mısır'ı yönetecek. Neyse biz konumuza dönersek İsmail Paşa'nın ordusunda birisi var. Kim bu? İtalyan bir asker, bir paralı asker aslında. Kim bu? Giuseppe Ferlini. Ki zaten şu anda da kendisini görüyoruz. Mezarındaki fotoğrafı bu. Nur yüzlü bir amca. Ferlini
Mısır ordusunda görevli bir İtalyan, bir subay, yani paralı asker ve Sudan'da görevli. İşte bu görevi sırasında Nubya piramitleriyle tanışıyor ve orduyu bırakıp bu piramitlerde define aramaya başlıyor. Özellikle de Maroya piramitlerinde yoğun bir mesai harcamış. Hatırlarsanız 5 bölge var demiştim ve bunlardan 2 bölgede çok yoğun olduğundan bahsetmiştim. Bunlardan biri Maroya'ydı ve Giuseppe Ferlini bu bölgelerden Maroya'da araştırma yapıyor ve bazı piramitleri temellerine varana kadar söküyor define bulmalısıyla. Bakın burada Ferlini öncesindeki çizimini görüyoruz ki bu piramit kraliçe Amanis Haketo'ya ait bir piramit. Burada da aynı piramidin Ferlini sonrasında ne hale geldiğini görüyoruz. Yani adam define bulma amacıyla böyle en tepeden başlayarak tek 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 bütün taşları sökmüş. İşte Mısır piramitlerinin aslında günümüze kadar gelmesinin sebebi bu. Mısır piramitlerini yerinden oynatamıyorlar, kaldıramıyorlar. Blokları o kadar büyük ki bakın burada bir insanla kıyaslandığında Keops piramidinin örneğin taşları ne kadar büyük. Ama işte Sudan piramitlerinin böyle bir şansı yok. Giuseppe Ferlini gibi adamlar böyle bunları tek tek sökmüşler ki mezar odasına ulaşana kadar. Aslında boşuna da zahmet etmiş. Bildiğiniz gibi mezar odası başka bir yerde. Yani orası daha böyle sunak olarak kullanılıyor piramitler. İşte bu adam Giuseppe Ferlini özellikle de Maroya bölgesindeki piramitlerde görülen tahribatın en önemli nedenlerinden birisi. Çok çabalamış, çok uğraşmış ve en sonunda da aslında bir hazine bulmuş. Bulduğu hazine kraliçe Amanis Haketo'nun mezar hediyelerini içeren bir hazine ve bu hazineleri ki aslında yerel kaynaklara göre çok daha fazla şey bulduğu ve bunları bir kısmını çok ucuza sattığından da bahsediyorlar bu yerel kaynaklar. Ama biz özellikle de kraliçe Amanis Haketo'nun hazinesinin akıbetini biliyoruz. Çünkü bu hazineyi almış Avrupa'ya götürmüş ve orada satmış. Tabi ilk başlarda bu hazineyi satmakta zorlanmış. Çünkü Avrupa'daki koleksiyoncular Mısır'ı biliyorlar. Mısır kültüründen haberdarlar ama Afrika'da işte Sudan çöllerinde böyle bir kültür olabileceğinden hadi olsa bile bu kadar ince işçilikte ki bakın burada onlardan bazı örnekler görüyoruz. Bu kadar ince işçilikli eserlerin üretilebileceğine inanmıyorlar. Bayağı bir dolanıyor bu eserleri satmak için ki çok güzel, çok ince işçilikli eserler. Yani aslında Avrupalı araştırmacılar, koleksiyoncular bunların sahte olduğunu düşünüyorlar. Yani o yüzden almıyorlar. En sonunda Baviera Kralı ki burada kendisini görüyoruz. 1. Ludwig bu hazineleri alıyor ve kendi hazinesi içinde saklamaya, sergilemeye başlıyor. Kendi koleksiyonuna dahil ediyor. Bugün de bu hazineler yani kraliçe Amanis Haketo'nun hazineleri Berlin'de ve Münih'te yani Almanya'da sergilenmeye devam ediyor ki biz de bu fotoğrafları zaten o sergiler sayesinde görüyoruz. Kraliçe Amanis Haketo ilginç bir figür aslında. Milattan önce 10 ve 1 arasında çok kısa süreliğine hüküm sürmüş. Bu dönem aslında dünya tarihi açısından da özellikle Avrupa tarihi açısından çok önemli bir dönem. Çünkü bu dönem çok çalkantılı bir dönem. Bu dönemde Roma Cumhuriyeti yeni yıkılmış, işte Roma'da bir iç savaş yaşanmış, çalkantılar yaşanmış. İşte Julius Caesar'ın yeğeni Octavianus, Augustus ismiyle başa geçmiş, işte bir monarşiye dönüştürmüş ki tam da aslında dönüştürmüyor. İşte imparatorluk, Roma imparatorluğu dediğim şey ortaya çıkmış. Octavianus'un, Augustus'un işte yeniden bir düzen kurma çabaları var. İşte Roma'yı restore etme çabaları var falan. Yani tam bu dönemde Octavianus'la Augustus'la çağdaş bir hükümdardan bahsediyoruz. Kraliçe Amanis Haketo'dan ki Octavianus'un, Augustus'un etkisi Sudan çöllerinde de hissedilmiş çok büyük bir imparatordur kendisi. Hayran olduğum tarihi kişiliklerden birisidir. İşte Augustus'un etkisi ta Sudan çöllerine kadar ulaşmış. Yani Mısır kontrol eden adam haliyle Sudan'da etkiler ki bakın burada Augustus'un büstlerinden birisini, bronz büstlerinden birisini görüyoruz ki Maroya'daki kazılarda bulunmuş. İşte böylesine önemli bir hükümdarla çağdaş Amanis Haketo ve çok kısa bir süreliğine de olsa yani milattan önce 10 ve 1 arasında bölgede Maroya'da Nubya'da hükümdarlık yapmış. İşte Nubya piramitlerinin Giuseppe Ferlini'nin ve bir kraliçenin hikayesi böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.